Değerli arkadaşlar, önce Emasya protokolü kaldırıldı. Askerimizin yetkileri alındı. Şimdi bunun Emasya protokolü ile ilgisi yok diyeceksiniz. Adını değiştirince sanki kanunda değişmiş olacak. Emasya kalkınca işte şimdi tam yüzlerce askerimizin, polisimizin, vatandaşımızın canına mal olan hendekler kazıldı. Şehirlere tonlarca patlayıcılar yerleştirildi. PKK bu süreçte kendi vergisini toplamaya, yol kesmeye, kimlik kontrolü yapmaya, hatta mahkemeler kurmaya başladı. Bu süre içinde ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri iç güvenlik yetkileri yasadan çıkartıldı. Bunu siz çıkarttınız, biz değil. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevini yeniden düzenlediniz. Sözde koruma ve kollama görevini kaldırıp darbeleri önleyecektiniz. Bunu yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi tehlikelere karşı görevini yasalardan çıkarttınız. Siz çıkarttınız. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün bu görüştüğümüz tasarının benzerini hazırlayarak yasal güvence istediği tarih 2012. Niye 4 yıl beklendi değerli arkadaşlar? Bunu merak ediyorum. Hükümet ve iktidar partisi bunun cevabını vermeli. Bu tasarı 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istediği tasarıydı. Neden 4 yıl beklediniz? Bugüne gelmesine 4 yıl süreyle bunun gündemde kalıp meclis genel kurulumuza gelmesinin hesabını burada sizler vermelisiniz. Evet sevgili arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu tasarıyı destekliyoruz. Problem yok. Ama yanlışlıkları ve bugüne kadar uyguladığınız yanlış politikaları da genel kurulu kürsüsünden gündeme getirmekte bizim görevimiz olduğunu inanıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'de barış ortamının hazırlanabileceği, annelerimizin, bacılarımızın ağlamadığı günleri hep birlikte görürüz diyor. Bu tasarının öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, milletimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Tüzün.